Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Rektörlerim, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen Milli Mücadele'de Bugüne Dış Politika adlı konferansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer konuklar, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatırasına saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'mızı birlikte söylemeye davet ediyorum. Protokol konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, saygıdeğer rektörlerimiz, saygıdeğer akademisyenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, öncelikle bu değerli bir toplantımıza katkılarınızdan ve katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz demek istiyorum. Erciyes Üniversitesi 2016 yılında araştırma üniversitesi olarak bu unvanı almış. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Anadolu'da yer alan tek üniversite olarak önemli bir yüksek öğretim kurumu şeklinde faaliyetlerini devam ettirmektedir. Biz tabii ki ARGE faaliyetlerinde geldiğimiz noktada, devam eden noktalarda gerçekten çok ciddi araştırmalar içerisinde olduğumuzu, özellikle araştırma merkezlerimizle, fakültelerimizle ve sahip olduğumuz saygıdeğer akademisyenlerimizle, araştırmacılarımızla gerçekten çok etkin çalışmalar, çok değerli ürünler ve sonuçlar ortaya koymaktayız. Aslında bakarsanız ihtiyaç olduğu dönemlerde aşı ihtiyacında Turkuak aşısını geliştiren, ki bunun dışında Kırım-Kongo kanamalı ateşli virüsüyle ilgili olarak da faz 1 aşamasına gelen önemli bir prestije sahip projede ben huzurlarınızda saygıdeğer Aykut Özdağ Rendeli hocamıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Sağlık yanında güçlü olduğumuz yöndür, ancak biz güçlü ve zayıf yönlerimizi bilen ve bu doğrultuda stratejiler geliştiren ve buna göre gerekli argümanları ortaya koyup gerekli çalışmalar ile zayıf olan yönlerimize öz değerlendirmeler yaparak her zaman ileriyi düşünen bir üniversite olarak devam etmek istiyoruz. Aslında baktığınızda sadece sağlıkta değil, bugün mühendislik fakültesi olarak da mühendislik alanında yapay zekada gerçekten Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız çok etkin proje ve çalışmalarda devam etmektedir. Onun dışında Ziraat Fakültemizle özellikle son dönemde araştırma üniversiteleri arasında ortaya konulmuş olan 107 milyonluk bir bütçeye sahip olan 1004 projesini alarak gıda arzı güvenliği konusunda da üniversitemizin çok büyük adım atmasında değerli katkı sağlamış olan bir birimimiz, bir fakültemizdir. Ben bu noktada Ziraat Fakültemizi de gerçekten canı gönülden huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu projelerde olmamız, ulusal boyuttaki TÜBİTAK projelerinde ve devamı projelerde bulunmamız hakikaten bizim güçlü kılan yönümüzdür. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Uluslararası European Research Council dediğimiz özellikle Avrupa Araştırma Konseyi'nin projelerinde de etkin olarak yer almak ve bu alanda da önümüzdeki üniversitelerle işbirlikleri yapmak, onları rakip olarak görmek değil, onlarla beraber çalışmalar ortaya koyup birlikte ülkemize nasıl katkı sağlarız kaygısı içerisinde çalışmalarını devam ettiren bir üniversiteyiz. Tabii ARGE boyutunun dışında eğitim, öğretim,
toplumsal katkı alanlarına da baktığımızda Erciyes Üniversitesi olarak biz mutlaka sahip olduğumuz bu birikimlerle de toplumumuza, şehrimize katkılar ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Sayın Vekillerimiz her dönem bizlerle beraber olup katkılar sağlaması, projelerde bir arada olmamız da aslında bunun önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Geldiğimiz noktada bunları anlatırken Erciyes Üniversitesi sadece sağlık, mühendislik ve devamında ziraat ile anılan bir üniversite dışında unutulmaması gereken edebiyat fakültemizle, eğitim fakültemizle, ilahiyat fakültemizle de güçlü olan bir üniversite olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü ilk kuruluşumuz 1967-68 İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Enstitüsü olarak İlahiyat Fakültesi ile başlamıştır. Sağlık yönüne bakarsak 1206 Gevher Nesibe'ye kadar giden bir köklerimizin olduğunu da ifade etmek istiyorum. Onun için ben bu programı bu manada çok önemsiyorum. Gerçekten edebiyat olarak tarihimize, eğitim olarak dilimize, özellikle de manevi noktalardaki ilahiyat boyutunda üniversitemizin de etkin çalışmalar ortaya koyduğunu ve burada önemli bir farkındalık oluşturduğunu da ifade etmek ve bu ve benzeri programlarla da o alanlarda gerek öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak için bunu misyon edinmiş bir üniversite olarak gayretlerimizle devam ediyoruz. Onun için ben bu programın oluşmasında saygıdeğer Mustafa Budak hocamızın bizim davetimize iştirak etmesinden dolayı kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyor, saygılar sunmak istiyorum huzurlarınızda. Ve bu ve benzeri programları belirli periyotlar halinde üniversitemizde her zaman için yapacağımızı ve kültürel manada da katkılar sağlama gayreti içerisinde olacağımızı ifade ediyor. Şimdiden bu programın çok değerli sonuçları, çok değerli yararları olacağını düşünerekten sizlerin katılımından dolayı sizlere de ayrıyeten teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Avuz'a teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, her şeyden önce yoğun temamız için de vakit bulup geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarih ve kültür konularına son derece meraklı bir valimiz olduğunu biliyoruz. Sağ olsun, aramızda bulundu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Fatih Altın'a çok teşekkür ediyorum. Bu projeye ev sahibi yaptı, bu sohbeti, söyleşiye ev sahibi yaptı. Gördüğümüz gibi mühendislik alanında başarıları, tıp, sağlık alanında başarıları Üniversitesi'nin ama sağlık bu alanda da sosyal tarih alanlarında da başarılarının çok yüksek olacağına inanıyoruz. Kayseri Üniversitesi Rektörümüz aramızda, hoş geldiniz. Milletvekillerimiz aramızda, Sayın Bakanımız Mehmet Özsesli dinleyicisi Özsesli aramızda ve kitap dostları, kıymetli dostlar aramızda, eminim aramızda benim seçebildiğim tarihi seven, tarihi merak eden çok da takipçimiz var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Misak-ı neden Misak-ı Milli diye bir soruyla belki karşılaşabiliriz. Aslında Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin. 100. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken bu Cumhuriyet'in kuruluş süreci, o milli mücadele dönemi ve Misak-ı Milli ile özetlediğimiz bir beka meselesini biz yeniden konuşuyoruz. Yeniden gündemi getirdik. Dilimizde bir beka sorunumuz var. Önce bu beka sorununun geçmişine gidelim diyoruz. Tarih bugün anlamak için önemli ve geleceğe de işaret etmek, yön vermek için tarih bilmek önemli. Diyerek bu sahada duayen bir ismi, Profesör Doktor Mustafa Buda davet ettik, sağ olsun. Kırmadı, geldi. Çok teşekkür ediyorum hocam her şeyden önce geldiğiniz için. Duayen diyorum çünkü bir defa sadece Osmanlı arşivlerine değil, o döneme ilişkin İngiltere'deki, Londra'daki arşivlere de girmiş, çalışmış, uluslararası Osmanlı arşivleri olmak üzere. Ve bu sahada hem sahip olduğu belgeler itibariyle alanında tek değil. Ben oradan mütevazidir ama alanında diyelim sahasında tek, bu sahada tek olan tarihçi profesör hocalarımızdan birisi. Tekrar hoş geldiniz diye sözü de çok uzatmadan, böyle hani bir şey yapmadan
Türk Kahvesi sohbetlerini de Erciyes Üniversitesi'ne böylece taşımış olduk. Bu sohbetleri de bir bu vesileyle taşımış olduk. Önce misak-ı milliği nedir diye başlayalım hocam. Siz diyorsunuz ki misak-ı milliği sınırları ifade etmez. Bu bir mesajdır. Aslında bir fikirdir hani bir taraftan da. Ve misak-ı milliğin mesajı nedir? Ve misak-ı milli dediğimiz o belgelerle başlayarak onun bizim için ihtimal ettiği anlamı sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun. Evet. Öncelikle size davetiniz, öneriniz bu konferansın öneriniz için çok teşekkür ediyorum. Kayseri Erciyes Üniversitesi rektörüne çok teşekkür ediyorum. Özgeçim de kısaca geçti. Hayatımın 1974-80 dönemi Pazörren'de Kayseri Üniversitesi Öğretmen Lisesi ve Lisesi'nde geçti. Kayseri'nin demirisi havasını soğuduk, suyunu içtik, ekmeğini yedik. Solunu da hissettik. Ama şunu öğretti, bir yatı okumanın da avantajıyla inisiyatif kullanabilmek, kendi kendine yeterli olabilmeyi bu okulda öğrendik. Tabii kişiliğimiz ve fikriyatımızda da önemli etkiler olan hocalarımız oldu. Hepimizin hocaları vardı. Yatı okullarda hocalar öğretmenler daha kıymetli, daha önemlidir. Dolayısıyla benim hayatımda, bilmiyorum belki buradadır ben göremiyorum ama saygılar hocam, Kayseri'de bir hocamız da bize çok gerçekten davranışları, fikirleriyle bize rehberlik etti ve hala o günden bugüne ilişkisini devam ettiriyorum. Allah razı olsun diyorum. Dolayısıyla Kayseri benim hayatımda anlattığım şekilde büyük etkileri olmuştur. Ayşe Hanım'ın sorusuna gelince, misak-ı milli aslında gerçekten Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı çıkaran Anadolu Sultanlığı Harekesi'nin imzalanmasından sonra artık Osmanlı Devleti'nin kendi varlığını devam ettiremeyeceği, siyasi olarak resmen olmasa da fiilen bittiği bir dönemdir. Mondros Hükümeti Harekesi'nin birkaç sonucu vardır. Birincisi, müttefik imzalanmıştır. İkincisi, İngiltere, Fransa, İtalya'da oluşan İtlaf Devletleri Anadolu ve Doğu Trakya'yı işgal etmiştir. Üçüncüsü, bu işgale karşı Anadolu'da mali bazda da olsa müdafaa-i kuvvetli ilan adını taşıyan direniş örgütleri kurmaya başlamıştır. Bizim milli mücadele literatüründe genellikle milli mücadeleyi biz 19 Mayıs 1919'a başladınız. Ama milli mücadele yerel bazda da olsa işgal hemen akabinde bir tepki olarak mahalli direniş örgütlerinin varlığıyla başlatmak daha doğru olacaktır. Hem o dönemde emek vermiş kişilerin hakkını teslim etmek adına. Kayseri'de de var bu mahalli direniş örgütleri. Gayet tabii. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bu süreçte işgaller karşısında bir taraftan padişah, diğer taraftan hükümet, Ahmet İzzet Paşa hükümeti işgaller karşısında çok fazla tepki koymadılar. Hem Mondros Hükümeti Harekesi'nin şartları çok hafif olduğunu söylediler. Öyle bir atmosfer oluşturdular. Ve işgallere karşı fazla ses çıkartmadılar. Ahmet İzzet Paşa hatıralarında diyor ki, biz ileride yapacak barış konferansında bu bizim uysal, uyumlu tavrımızın devlet lehine sonuçlar doğuracağı beklentisinde olduğumuz için bu sessiz kaldım diye yazıyor. Fakat sonuç öyle çıkmıyor. İtilaf devleti işgallere başladığında geçince söylediği işgallerin kalıcı uygulamalarının ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii Mondros Hükümeti Harekesi imzasında yaklaşık 3 ay sonra 18 Ocak 1919'da Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın galibi devletleri mağlup devletlere diktettirecekleri barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek için bir araya geliyorlar. Tabii aslında burada savaşın mağluplarının diktirecek anlaşma esasları belirleniyor. 6 aylık süre içerisinde savaşın mağluplarından biri olan Almanya'ya
28 Haziran 1919'da Versa Anlaşması, çok alışaklı içeren bir anlaşma, Almanya imzalatılıyor. Ondan sonra o konferansın başladığı tarihte, Osmanlı Devleti bağlamında söylüyorum, Yunanlar var, Ermeniler var, siyasi Kürtçüler var, Araplar var, Yahudiler var, sadece Türkler ve Osmanlı Devleti yok. Yani konferansa gelin, yani resimlere gelin ama oraya gelip işte konferansın asıl üyeleriyle temasta bulunan, kendi propagandalarını yapan gruplar, hepsinin birer ideali var. Yani Osmanlı topraklarında yapılıyor oluyor. Mesela Ermeniler'in Büyük Ermenistan'ı var. Siyasi Kürtçülerin Büyük Kürtistan'ı var. Yunanların, Rumların Megeri İdaresi var. Arapların Büyük Arap Krallığı var. Yahudiler malum, Siyonizmi var. Yani hani bir laf vardır ya sözdür, kurt kocayınca oyuncak maskası olurmuş. Biz güçten düşünce herkes düşüşüyor şeyin üzerinde. Böyle bir manzara söz konusu. Ve Osmanlı Devleti de o süreçte konferansa davet edilmiyor. Asıl saha Osmanlı olmasına rağmen 6 ay sonra davet ediliyor. Ve 6 aylık bu süre içinde Osmanlı Devleti boş durmuyor. Benim tespitlerim, devlet kendi bünyesinde muhtemel bir çağrı davet üzerine oraya sunulacak bir hazırlık yapılıyor. Bir sulh hazırlık komisyonu kuruluyor. Takasın 1918'den itibaren çalışmalar devam ediyor ve Mayıs sonlarında Fransa aracılığıyla Osmanlı Devleti bu konferansa, Paris Barış Konferansı'na davet ediliyor. Almanya'yı bir tarafa koyarsanız, Almanya'ya barış yapıldıktan sonra asıl bütün vesayenin verildiği ve hedef ülke Osmanlı Devleti. Yani iş Osmanlı topraklarını nasıl payederiz üzerine yoğunlaşıyor. Bir bakıma bunun bir başka ifadesi, tarihi şart sorununu, Doğu meselesini çözmemek. Nasıl çözümleyeceğiz? Batı merkezli. Tabii Batı merkezli Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak ve Türkleri de bunun devamı, Anadolu'dan kovmak. Bunlar açıkça yazılan şeyler böyle. Dolayısıyla Osmanlı Devleti toplantıya bu anlayış içerisinde katılıyor. Tabii iki heyet halinde gidiliyor. Damat Ferit Paşa ve eski sadrazamlardan, devlet adamlarından Büyükelçi Ahmet Tevfik Paşa da ayrı ayrı heyetler halinde Paris'e gidiliyor. Paris'te konferansta aslında Osmanlı heyeti bir müzakere etmek, görüşlerini açıklamak için davet edilmiyor. Yani konuyu müzakere etmek için değil. Sadece İtilaf Devleti'nin Osmanlı hakkındaki düşüncelerini, anlaşma esasını dinlemek ve Osmanlı Devleti'ne şöyle bir onların görüş açıklaması tarzında bir niyetleri var. Şimdi o niyet çerçevesinde Damat Ferit Paşa her zaman hayalperestliği içerisinde bir konuşma yapıyor. 17 Haziran 1919'da. Yani hiçbir şey olmamış gibi, bir dünya savaşı yaşanmamış gibi. Osmanlı paylaşılmak üzere değil. Tabii hiçbir şey yokmuş gibi, sadece kodlar falan yokmuş gibi 1914'te Osmanlı Devleti'nin sınırlarını talep eden temelinde bir konuşma yapıyor. Tabii buna tepki gösteriyorlar ve damat Ferit Paşa adeta o salondan kovuyorlar. Yani diyorlar siz şöyle dışarıda bir dinlenin efendim falan diye dışarı gönderiyorlar. Fakat devletin asıl bu Kasım 18'den itibaren yapılan bu faaliyetler 1918'in 23 Haziran 1919 tarihli, o tarihli takdiminin içinde söylüyorum, 11 maddelik bir muhtıra takdim ediliyor arkadaşlar, değerli dinleyiciler. Bu çok bizim milli mücadele literatüründe çok üzerinde durulmayan bir belgedir. Genellikle Osmanlı dönemini anlatırken böyle negatif Osmanlı algısını doğurabilmek için Damat Ferit Paşa'nın oradan maruz kaldığı muamele üzerinde vuruyor. İşte gittiler, hiçbir şey yapamadılar, hakaret uğradılar, gerisi geri geldiler şeklinde bir algı oluşturuluyor. Tabii belki başta bunu söylemek lazım ama antiparantez olarak gidebiliriz. Şimdi bu belgede ne var dediğimiz, 11 maddelik belge, buna müdafaaname, muhtıra, deklarasyon, manifesto, birçok isim veriliyor buna, 11 madde. 11 maddeyi okuduğunuzda, genel çerçevede söylüyorum, Osmanlı Devlet Ricali'nin bu 6 asırlık devlet geleneği içerisinde
bir Dünya Savaşı'nın sonunda neler olabileceğini çok idrak etmiş. Ona göre kendine yeni bir hayat alanı oluşmuş olduğunu görüyorsunuz. Yani bu ne demektir? Yine 1918 yılı içerisinde 5 Ocak 1918 Amerikan Başkanı Wilson'ın açıkladığı 6 ilke var. Bu 6 ilke savaş sonrası kurulacak olan yeni uluslararası düzenin esaslarını ortaya koyuyor. Aslında bir bakıma yumuşak bir emperyalizm havası da var bu belgelerde. Yani açık denizlerin denizlerde ticaretin serbestliği, seyir sefer serbestliği istenmesi falan benim seri şeyler böyle. Ve Wilson prensiplerin bir başka maddesi de artık devletler arası sorunların kapalı kapılar ardında değil, devletler üstü kurumlar nezdinde görüşülmesi fikri. Milletler Birliği gibi bir yapı. Aslında uluslararası ilişkiler literatüründe idealist bir yaklaşım olarak ya da idealist görüşün temsilcisi olarak görülür Wilson'un bu görüşleri. Ve en özü bizim için de 12. madde. Aslında iki ucu kesin kılıç gibiydi 12. madde. Yani bir yerde Osmanlı Devleti'nin de bir herhangi bir topluluğun nüfusu ne kadar fazlaysa sayı itibariyle onun idaresi o şeye, o topluluğa bırakılmalı hükmüdür. Ve savaş sonrasındaki bütün unsurlar, Kürtler, Rumlar, Ermeniler, Araplar, Yahudiler bahsettiğimiz hepsi bu ilkeye dayanarak uluslararası meşruiyet ilkesi aynı zamanda bu. Buna dayanarak taleplerini ve planlarını dile getiriyorlar. Talep ettikleri yerde Anadolu coğrafyası. Evet. Şimdi bu manzara, yani Osmanlı Devleti'ni kurtlar sofrasında yemeye niyetlenmiş olan büyük devletler ve onların küçük, yeni ışık koparmaya çalışan küçük unsurların yapıları, piyonlar ne dersiniz diye ve ışık koparmaya çalışıyorlar. İşte böyle bir ortam. Ayşe Hanım'ın söylediği Osmanlı ülkesinde bir beka meselesi gündeme getiriyor. Yani Osmanlı Devleti'nin artık geleceğinin ne olacağının tehlikeye girdiği, yabancılar Osmanlı dışındaki herkesin Osmanlı hakkında, Anadolu hakkında, Türkler hakkında görüş serdettiği bir vasatta bulunuyoruz. İşte bu vasat beka problemi gündeme getiriyor. Şimdi aslında Misak-ı Milli, 23 Haziran Muhtırası'na geleceğim, tekrar dönüş yapmak lazım ama Misak-ı Milli işte Son Osmanlı Meclisan Meclisi'nde 1920 yılının bir küçük iki tarihi belirterek bu vahim ortamı anlatmak açısından herhalde açıklayıcı olacaktır. 1900 Mondros'un terkiyesinde olan süreçte İtilaf Devletleri kendi aralarında ikili bazen üçlü görüşmeler yapıyorlar. Bazen Roma'da, bazen Londra'da, bazen Paris'te bir araya geliyorlar. Bu konuları konuştular. Ana konu Osmanlı Devleti. Ne yapacağız? Özellikle Orta Doğu petrol bölgelerini ne yapacağız, nasıl paylaşacağız? Bunun hesabını yapıyorlar. İngiltere'deki Lloyd George hükümeti bir Türk düşmanı ve İslam düşmanı bir hükümeti Lloyd George'un ve Lord Curzon ile beraber İstanbul ve Boğazların bekçiliğinden Türklerin azat edilmesi, yani İstanbul ve Boğazlar Türklerin alınmalıdır tezini savunan iki tane İngiliz siyasetçi. Biri başbakan, biri dışişleri bakanı. Fakat İngiltere'de iş çevreleri, ticari çevreler ve özellikle Hindistan valiliği bu yaklaşıma itiraz ediyorlar. Diyorlar ki eğer bunu yaparsanız Türkleri, Bolşevikleri kucağına atarsınız. Ve Anadolu'daki İngiliz çıkarları zedelenir. Bunlar çok baskın çıkınca 12 Ocak 1920'de ki bu tarihte Osmanlı Meclisi açıldı tarihtir. İngiliz hükümeti kendisine sunulan bir rapor kabul ediyor. Raporda ne deniyor? İstanbul Boğazları'nın Türklerin alınması yerine İstanbul Boğazları'nın işgaline karar veriyor. Ya 16 Mart 20'deki işgal kararı işte bu 12 Ocak 20'deki İngilizlerin almış olduğu, hükümetin aldığı kararı Şubat'taki Londra Konferansı'nda müttefiklere kabul ettirdikleri bir durum ortaya çıkıyor. Arkasından da İstanbul'un resmen işgali gerçekleşiyor. Şimdi dediğimiz gibi ne var bu dönemde? İstanbul konuşuluyor. İstanbul kimler olacak? Boğazların yönetimi kimde olacak?
Osmanlı toprakları kimde olacak? Bu benim aynı tarihte. Şöyle çok fazla vaktinizi almayacağım ama çok önemli olduğu için misafirliğin kabul edildiği tarihte tarihler İngiliz bu Times gazetesinde yayınlanmış ve nasıl söyleyelim Vakit Gazetesi, dönemli Vakit Gazetesi'nde yayınlanmış bir yazı var. Şimdi o yazı zaten meselenin çok çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Times Gazetesi İstanbul muhabiri şöyle söylüyor. İtilaf devletlerin siyasi diyor ki barışın bir siyasi bir de askeri hedefi vardır. Siyasetin Türkiye'yi suistimale uğrattığı boğazlar vekilinden azletmek. Yalnız memur sınıfın menfaatine muvaffak olan eski imparatorluk yerine yeni hükümetler bir aile hükümetlere intilap edecek manda sağlığı burada getirmek. Devam ediyor. Hiç şüphesiz diyor İngiltere ve Fransa arasında bunlar kararlaştırılacak. Ne yapılacak? Boğazlar beynelmiler ve hale konulacak. Uluslar hale konulacak. Araplarla meşru arazi ayrılacak. Arap, Türk, Ermeni, Kerkez, Kürt azınlıklarıyla meşru sınır arazisi Fransa'nın idaresi altına verilecek. Büyük Ermenistan için yeterli miktarda Ermeni mevcut değildir. Altı vilayetin büyük kısmı Elvan Cumhuriyeti'ne ilhak edilerek bir Ermenistan ucuna getirilecek. Türkiye ve İran arasında bir Türk hükümeti kurulacak. Daha ne kaldı geriye? Hiçbir kalmadı. İzmir ve İstanbul'da bir şey var. En önemlisi, bunu söylemek gerekiyor. Bugünler işte bir mesajdır. Yani Batılıların o günden bugüne bazı konularda niye iştahlı ve bu unsurlar üzerinde siyaset yürüttüklerini de tarih sürekliliğini görmek açısından önemli. Burada bir süreklilik ve süreklilik var. Evet. Bugüne değil yok. Evet, kesinlikle. Diyor ki, bir kısım Hristiyanlar ister istemez Türkiye'de kalacaklardır. Bunların muhafazasına bakılmalıdır. Fakat Müslüman azınlıklar unutulmamalıdır. Osmanlı Devleti ve milli mücadelenin yönetenler Lozan sürecinde din azınlıklar dışında dil ve ırk esası azınlık oluşturma fikrine sürekli karşı çıkmışlardır. Çünkü buna kabul edildiği takdirde ırk ve dil esası azınlıklar doğacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan'da din temelli azınlık siyasetini ya da görüşünü kabul etmesinin altında yatan temel sebep bu. Aksi olsaydı ırk ve dil temel azınlıklar olacaktı. Kürtler ve Çerkezler bunun başında olacaktı. Devam ediyor. Çerkezler arasında çoğunlukla oturdukları bazı yerlerde mali bir özelliğe nail olmaları, ulaşmaları hakkında fikirler mevcuttur. Biraz sadeleştirerek okuyorum. Çerkezlerin Türkiye'de oynadıkları rolün ehemmiyeti nazaran talepleri nazara dikkate alınmalıdır. Kızılbaşlar kabilinden Müslüman ekaliyetleri de Avrupa'dan muameleki mahsusa görülmelidir. Ona da özel bir yardım yapılmalıdır. Bakın bugün Avrupa'nın üzerinde oynadığı Türkiye'deki etnik gruplar bunlar. Kürtler, çok ses çıkmasa da zaman zaman Kerkezler, belli grupları buna teşhir oluyorlar ve Aleviler. Açık söylemek gerekirse. Yani bu olanlar bazı şeyler kendi ortaya çıkan şey değil. Batılıların, Avrupalıların Türkiye hakkında, Türkler hakkındaki niyetlerini, tarih sürekliliğini gösterme açısından bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları beraber düşündüğümüzde eşittir beka sorunu karşımıza çıkıyor. Yani yok olma, var olma mücadelesi. Milli mücadele bir var olma, yok olma mücadelesidir. Bir de tabii milli mücadele anlatılırken ben hep bunu savunuyorum, onu da söylüyorum, meslektaşlarıma söylüyorum. Milli mücadelenin bir kere ruhunu kaybettik. Yani biz milli mücadeleyi anlatırken işte Kurtuluş Savaşı dedik. Milli mücadelenin hangi değerler üzerinden, hangi hedefler üzerinden bu var olma, yok olma mücadelesinin hangi esaslara dayandığını biz o devrin değerleri, kavramları üzerinden yeniden anlatmamız lazım. Mesela hangi kavramlar? Mesela bunların bir tanesi vatan kavramıdır. Millet kavramıdır. Din kavramıdır. Bakın bu çok önemli. Yani
Bugünkü anlayışla siz milli mücadeleyi bilirseniz, bugünkü söylemlerle kaç kişi evlatla toplayabilirsiniz? Bugün bile toplayamazsınız. Ya bugün, bugün de geçmiş olup bugün de Türkiye'nin önemli gerçeği dini ıskalayarak, dini göz ardı ederek hiçbir projenizi realize edemezsiniz. Dolayısıyla milli mücadele, şimdi bulamadım, bulsaydım okuyacaktım. Bir beyaz süt dediğimiz Sabiha Sertel'in 1919 Haziran'ında dergah mecmuasında yazdığı bir yazı var. Okumanızı tavsiye ederim. Mehmet Kaplan'ın devrim yazarlarının kaleminde milli mücadelesi eserinde vardır. Son duadır. Yazarını görmeyin. DM muhafazakar dindar yazar yazamayacağı bir yazı. İki Sabiha Sertel Marksist. Evet. Evet, Marksist birisi. Sol Rusya'da da evet. Yaşıyor vesaire. Yani o beka, şunu demek istiyorum, bunun için örnek veriyorum. Sabiha Sertel gibi birisi bile o dönemde yazısında anlıyoruz ki o beka meselesini iliklerine kadar hissetmiş. Sultanahmet mitinginde Halil Edip'in konuşmasına, Mehmet Edip Yurdokulu'nun konuşmalarına, Şubeniyali konuşmasına. Dönemin solcuları da bugünün solcuları arasındaki fark da bu. Tabii. Vatan sevgisi diyebiliriz yani, aslında. Yani o dönemin batıcıları ve solcuları diyelim ya da o düşünce, o dünya görüş sahip olanlar yaşadığı toplumun değerlerini, kültürünü tanıyorlardı. Bazılarını tatbik ediyorlardı. Ama günümüze geldiğimizde onların bugünkü şeyleri, çağdaşları diyelim, bundan bir haberler. Bir haberden öte bir konudalar, bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla 1920'lerde Misak-ı Milli'nin Ayşe Hanım'ın sorusuna uzattım, kusura bakmayınız. Ayşe Hanım'ın sorduğu sorudaki şey, bir genel bir fotoğraf çizmek için söylemiştim. O dönemdeki mücadele aslında bir beka temelli bir mücadeledir. Yani o Sevr Anlaşması'nın, o gelişmelerin somut hali Sevr Anlaşması. Şimdi Sevr Anlaşması tatbik edilmiş olsaydı. Onun haritası vardı galiba. Evet. Arkadaşlar. Bundan diyorum 2-3 olabilir. Bir bakabiliriz. Bu saydık o. Ama geçelim onu. Ya bunun üzerinden oynanan bir şey. Evet. Aslında bu halde bizim genellikle bildiğimiz, şimdi diyeceksiniz hocam farklı şeyler söylüyorsunuz. Yeni bir şey söyleyeyim. Bu sev haritası, ben buna bildik, bilinen sev haritası diyorum. Bu doğru bir harita değil. Bakın ben size gerçek sev haritasını göstereyim. Burada sarılar Türkiye. Evet. Yani Anadolu'ya evet. Bakılan yer, geri kalan paylaştı. Bakın, ondan sonra kaliteyi gösterin. Bakınız. Gerçek sev haritası budur. Ha diyeceksiniz bir şey değiştirir mi? Ama burada bir algı operasyonunun sonucunda oluşmuş bir harita, öteki harita. Nedir o? 10 Ağustos 1920'de Osmanlı Devleti imzalamış olduğu sev anlaşması. Bir ara tartışıldı, anlaşmamız da belge bilir diye. Bu bal gibi anlaşma, yani uluslararası hukuk açısından bir yapılmış anlaşma. Ama onaylanmamış bir anlaşma. Öyle bir durum da var. İki aynı gün 10 Ağustos'ta İtilaf Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya kendi aralarında Anadolu'yu ekonomik anlamda nüfus ya da etki alanları sözleşmesi imzaladılar. Diyorlar ki bu diğer harita gördüğümüz gibi işte Güneybatı Anadolu'da İtalyanlar, efendime söyleyeyim, Çukurova'da, Güneydoğu'da Fransızlar. Dolayısıyla Sevr'in Osmanlı döneminde yapılan işin ne kadar kötü, ne kadar ağır olduğunu gösterebilmek için ben bunu ağırlaştırdığımı Sevr diyorum. Yani algı anlamında söylüyorum. Dolayısıyla biz uzun yıllar, günümüze kadar yani 100 yıla yakın bir dönem içerisinde biz gerçek Sevr haritayı gördük. Ama şu haritayı ben bir baskın oranın Türk dış politikası eserinde gördüm. Bunu daha Türkçeleştirmiş halini. Bir de benim 99 Lozan'da kullandığım bu haritayı biraz oynayarak yani daha doğrusu Türkçeleştirmek suretiyle. Dolayısıyla gerçek sev haritası bu. O söylediğim gibi iki anlaşmanın birleşmesinden oluşmaktadır. Anlaştığımız sev haritasıdır o. Bildik ya da namı diğer. Bu bir algı oluşturmanın
Osmanlı'nın 1920'lerden 30'lardaki yazılan tarih ders kitaplarında, tarih kitaplarında hem Osmanlı'yı hem Sevr'i, ki Sevr'in savunaşım tarafı yok. Bakın bunu Sevr'i savunuyorum anlamında bir kanaat oluşmasın. Özellikle ona yanlış bir düşünce sevk etmek istemem. Sevr idam fermanıdır. Yani bu imzaladığımız uygulama geçtiği anda Osmanlı Devleti ve Türkler Anadolu'da olmayacak demektir. Onun hiç şüphe yok. Ama niye gerçeği biz farklı bir şekilde anlatıyoruz? Tarihte bulatsak Sevr'in ağırlığını eksiltir ve eksiltmez. Bu diyelim bunu. Tarih yazıcılığı. Tarih yazıcılığı doğru olan harika bu. Ama o tipi siyasi amaçlar içinde oluşturulmuş bir haritadır. Ve biz 100 yıldır neredeyse o haritayı Sevr haritası olarak bilmiş. Şimdi ben biraz tekrar bir yakan meselesine dönmek istiyorum. Siz diyorsunuz ki İslam'ın milliyeti zamanın aksine milli sınırlar değil, bir milli yemin anlamına geldiğini anlamamız gerekiyor. Bu milli yemin dediğimiz şeyin kapsamı nedir? Bir de Osmanlı'nın beka sorununa verdiği cevaptır diyorsunuz. Evet. Bunda bizim milli mücadelemiz, işte Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere silah arkadaşları ve bir cumhuriyetin kurulması bir süreç var bunun içinde. Siz Lozan'a kadar olan dönemde de Türk dış politikasını incelemiş yine arşivlerine gidebilirsiniz. Evet. Buradan da yola bakarak, çıkarak bir ettiğimiz yeminle misafir milli diyerek, yani bizim ve bugünün dış politikaya doğru da bir hat çiziyorum. Kırmızı çizgilerimiz. Evet. Olmazsa olmaz şeylerimiz nedir? Yani bu bir yüzyıllık yeniden söz ediyoruz aslında. Misaki bildiğin kelime anlamı milli yemin demektir. Ya da ulusal hamd anlamına gelir. Ve onun genellikle bağımsız bildirisi olarak da, hatta İngiltere'deki 1215 Magna Carta'yla da eşdeğerli gören yaklaşımlar da vardır. Kelime anlamı dediğimiz gibi milli yemindir. Bunun bir de manası var bu dışında, kelime anlamı dışında kavram olarak nedir? Yani o değer, o değer. Ona geleceğim. Osmanlı Memusan Meclisi 17 Şubat 1920'de bu belgeyi oy birliğiyle kabul ederken, yani ilan ederken, bir de 28 Ocak'ta 121 milletvekilinin imzalayıp meclise getirdiği bir durum vardır. 28 Ocak tarih onu ifade eder. Ama resmiyet kazanması, yani meclis tarafından kabul edilip onaylanması ve dünyaya ilan edilmesi 17 Şubat'tır. Şimdi o dönemde çerçeve çizim şekilde Osmanlı Devleti'nin geleceği görüşülüyor. Barış şartlarının belirlendiği bir süreci yaşıyoruz. İşte Osmanlı Memusan Meclisi Avrupalı itiraflara göre diyor ki, bize eğer bizle bir barış yapmak istiyorsanız bize yapacağınız barış esasları bunlardır. Misafir nedir bunların? Hatta bunda şöyle söylüyor. Devletin bağımsızlığı, milletin devamlılığı için ulaşabileceğimiz barışın esasları aşağıdaki esaslardır diyor. Misafirliğin başlangıç kısmında. Bundan sonraki diyor bizim için devlet millet olarak ölüm demektir. Meğer bir şey diyor. Evet. İşte o ölüm demektir dediğiniz gibi. Geçmek bakayım, ölüm demektir. Bu beka şeyine giriyor. Evet. Nedir bu esaslar? İçeriklere baktığımızda Türkiye'de hala tartışılmakta olan kısım birinci maddedir. En çok bunun üzerine odaklanılır. Misafirliğin birinci maddesinin birinci kısmında Sert Determinasyon'a vurgu vardır. Arapların çoğunluk halinde yaşayan topraklar idaresi Araplara verilecektir. Ya yani o kadar Araplar karar verecektir. Hükmü. Birinci madde, birinci kısmı. İkinci kısmı bizi ilgilendiriyor. Mondros mütarekesinin mütareke sırasında belirlenen hattın, ki öyle bir hat yok ama vesikalar öyle geçiyor. Hattın içinde ve dışında bulunan topraklar, işte dini, ülki, örfi, ortak özellikli olan Osmanlı, İslam çoğunluğu yaşayan topraklar bölünmez bir bütündür deniyor. Şimdi burada geçen Mondros hattı dediğim şey, mütarek imzalarında Osmanlı ve İngiliz askerlerinin bulunduğu sınırı kastediyor. Bu sınırın içinde ve dışında olan toprak, Araplar dışındaki topraklar bölünmez bir bütündür. Ben buradaki sınır tanımlaması yapılırken Osmanlı İslam'da bir değerlendirme yapıyorum.
O da şu, Osmanlı demek suretiyle bir vatana coğrafya vurgu vardır. İslam'la da o coğrafyada yaşayacak olan insanları ortak ifade etmektedir. Ortak özelliklerini anlatmaktır. Aslında bu süreç 1878'den 1920'ye kadar 93 harfinden itibaren Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen Müslüman unsurların, toplulukların Anadolu'ya gelmesi ve 1914 ve 15 savaş döneminde Rumların ve Ermenilerin Anadolu ayrılmaları sonucunda ortaya çıkan Anadolu yeni bir sosyolojik realite bu. O realitenin yani 40 yıllık bir sürecin misak-ı milli de bu şekilde ifadesidir benim görüşüme göre. Onun bir hasılası orada ifade edilmiş. Fakat sorun şu, mütarekatlı iki dışı deniyor, bu nereden geçiyor dediğimizde bunun bugüne kadar herkes farklı sınırlar çiziyordu. İnternete girin, Google'a girin, Selanik'i, Varna'yı, adaları, Kıbrıs'ı efendime söyleyeyim. Yani çok farklı misakir haritaları görürsünüz. Bunun sebebi misakirde sınırların kriter olarak belirlenmesidir. Herkes net bir şey olmadığı için de çok farklı değerlendirme yapılmaktadır. Onu anlamak için konuşma başında söylediğim 23 Haziran muhtırası var ya, işte o muhtıra bize sınırların neresi kastedildiğini bize cevabını veriyor. Neresidir o? Neresidir o? O üçüncü madde diyor ki yeni dönemde Wilson prensipleri çerçevesinde Türklerin çoğunlukta bulundukları topraklarda yeni Türk vatanının kurulması gerektir diyor. İlk cümle bu. Ondan sonra neresi bu vatan? Batıda Gümülcine, kuzeyde Karadeniz, kuzeydoğuda Batum'un kuzeyde Poti. Misaki milli son haritayı açabilir miyiz arkadaşım? Beş oldu herhalde. Ondan belki daha iyi anlaştı. Evet. Bu haritaya baktığımızda Gümülcine, Karadeniz, Poti, Batum'un şeyi. Burada küçük bir sınır düzenlemesi Ermenistan, İran. Asıl problem şurası. Bakınız. Lasker'in kuzeyinde İknani Burnu'ndan Halep'i Şinalan, doğuya doğru geliştiği Deyvizor, Miyadin, Kerkük, Musul, Erbil, Süleymaniye, Şinalan İran sınırına kadar giden bir hat. Çok net yeni Türkiye'nin bir dünya savaşı sonunda dönemin uluslararası görüşlerine uygun meşruiyet kurallarına riayet edecek ölçüde bir sınır tanımlaması yapılmış, sınır çizilmiş. Ve ondan sonra cümle şöyle, bu sınır diyor, Türk-Arap milli sınırıdır. Türk-Arap milli sınır olarak tanımlanıyor. Bakın bu sınır içerisinde Halep var. Şimdi, o haritayı koymadık ama bir harita daha var aslında. Bizim bugün Türkiye'nin bağlılık mücadelesi verdiği yerlerin o dönemde bu haritanın içinde olduğunu görüyoruz. Nedir bu? Elbap, Yarafus, Çoban Bey, Afrin, İrtin. Ya bunlar bize ne kadar aşina değil mi? Aynı mücadele 1920'lerde o coğrafyada bağlı mücadelesi verdik ve onlar düşünülerek yeni Türkiye'nin sınırları içerisinde o bölgelerde dahil edildi. 100 yıl sonra biz bunları tekrar... 100 yıl sonra Türkiye yeni bir bağlı mücadelesi amacıyla o topraklarda bulunuyor. Yani 100 yıl önce kapatılamayan, bizim güçsüzlüğümüzden dolayı hükmedemediğimiz topraklar bize güvenlik problemi olarak dönmüştü 100 yıldır. Biz 100 yılın 95-96 yıl diyelim, 2016'dan sonra biz kendi güvenliğimizi taşıyabilmek, evet, sağlayabilmek için o coğrafyada, o bölgelerde olma gereği duyuyor. Bunu Ekim 1916'da Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu bir konuşmada bunu dile getiriyor. Diyor ki eğer bizim diyor şeyde bu bölgede Kuzey Suriye'de bulunmamızı ki onu beka olarak hatırlıyor ifade ediyor. Eğer anlamak istiyorsanız burada niye olduğunu anlamak istiyorsanız misakimli beyannamesini okuyunuz diyor. Ekim 1916 belki bir üniversite çalışması da yaptı. Üniversite çalışması bir konuşmaydı. Çok anlamlı bir şey. Yani Türk devlet aklının tarih sürekliliği imal etmediğini ve o sürekliliğin varlığını bize göstermektedir. İyi ki var bu süreklilik. Burada kırmızı çizgilerimizden... Ya bu kırmızı, zaten bu kırmızı çizgilerimizden. Yani bu misafir bir altı maddesi.
aslında o dönemde Son Osmanlı Memlükhan Meclisi, sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi, birinci meclisin dış politikası, hükümetleri kırmızı çizgisi. İlk kurulan, TBMM'nin ilk kurulan Mayıs 1920 tarihli ilk TBMM hükümetinin programında aynen şu cümle geçer. Bizim hedefimiz misafirlik çerçevesinde Türkiye'nin istiklalini sağlamak. Amaç bu, misafirlik. O dönemdeki bütün referanslar, dış politika referansları, Lozan sürecinde, Ankara Anlaşması sürecinde, Moskova Anlaşması sürecinde, Meclis tartışmalarına bakın. Hep o tartışmalarda kürsüye çıkan bütün milletvekillerinin istinası hep referans kaynağı, hep misafirliğine olmuştur. Misafirliğine uygunluk, misafirliğine uygun olmadı, misafirliğe karşı geliyorsunuz, olaylı davranıyorsunuz diye hükümete çok sert eleştirilerde bulunuyor. Özellikle iki isim ön plana, hatta üç isim ön plana çıkıyor. Bir tanesi hemşerim Trabzonlu Ali Şükrü Bey rahmetli. Bir de Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey. Hepsi rahmetli oldu, rahmet olsun hepsine. Bir de İzmir milletvekili Sırrı Bey var. Çok esaslı eleştirilerde bulunuyor. Lozan süreci dahil devam ettiğimizde. Şimdi ondan sonraki sınırla ilgili iki tane madde daha var. O da Kars Ardahan Batum'un Elveyi Selasi diye tabir edilen bölgede bir halk oylaması talebi var. Üçüncüsü Batı Trakya. Geleceği Türkiye'ye bırakılan Batı Trakya'da bir halk oylaması talebi var. Bu bakarsanız birinci madde Batı Trakya ve Kars Ardahan Batum meselesi sert determinasyon ilkesinden hareketi ortaya koymuş bir madde. Yani bir uluslararası meşruiyeti de var. İç meşruiyeti olduğu kadar, ulusal meşruiyeti kadar bir de uluslararası meşruiyeti de var. Ama tabii itiraf edildi, bunun yanına yaklaşma var. Aslında siz diyorsunuz ki biz tarihe baktığımızda hep kopuşlar üzerinden bir tarih okuyoruz ama bize süreklilikler var. İnsan-ı Milli'ye bakarak süreklilikler üzerinden bir tarih okumalıyız. Biz bugün bu coğrafyalarda, Batı Trakya ve diğer coğrafyalarda var olmaya çaba sarf ediyoruz, etkin olmaya çaba sarf ediyoruz. Bu yüzyıl önceki o misak-ı milli, yani bir beka sorumluluğunun da aynı zamanda cevabıdır. Güçlendik ve güçlendiğimiz için de bu coğrafyalarda etkin bir siyaset yürütmeye gayret ediyoruz diyorsunuz. Güzel bir noktaya değindiniz. Kopuş ve süreklilik yakın dönem tarihi incelenirken genellikle kopuşlar üzerinden bir tarih okuması yapılmıştır. Daha evvel yapılmak gerekir. Yapanlar vardır. Evet, kopuşlar olmuştur. Yeni şeyler olmuştur. Ama onun kadar süreklilikler olmuştur. Ben kendi akademik çalışmalarımda, dış politika merkezi çalışmalarımda Osmanlı'dan Cumhuriyet'e hep o süreklilerin peşine koştum. Nedir bunlar diye. İşte bir tanesi misakimliği işte. Son Osmanlı Memlükhanlığı'nı kabul etmiş. TBMM'de zaten yolda müdafaa gücü, onlar da bunu kabul etmiş ve politik olarak takip etmiş. Sadece onlar takip etmemiş. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bazen açık, bazen gizli bir misakimliği duyarlılığı kendini göstermektedir. Hatta son şeyi de söyleyeyim istersen. Evet, yani biraz da izleyicilerimizden soru almak evet. isterim. Mesela son şeyde Kerkük'te Irak Belediyesi Kerkük'te Türkmenceyi, Türkçeyi resmi dil arasından çıkaran bir karar aldı. Irak hükümeti. Onun en büyük tepkiyi kim gösterdi biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Devlet Dışişleri Bakanı. Irak hükümeti dedi ki aldığınız karar yanlıştır. Bu kararın bir önce düzeltilmesi lazım. Sonuç, Irak hükümeti almış olduğu karardan geri döndü ve şu anda Kerkük'te Türkçe, Türkmence resmi diller arasında varlığını devam ettirmektedir. Bundan daha iyi bir misafirliğin duyarlılığı örneği olabilir mi? Yakın zaman için söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın ve bugün işte Savunma Bakanımızın hepimiz Türkiye'nin evet. beka sorununu içeriden tabii onlar daha farklı bilgilerle beka sorunu olduğunu düşünüyorlar. Siz de katılıyor musunuz buna? Kesinlikle. Yani Sykes-Picot anlaşmasını biliyoruz zaten. Evet. O sınırların, orada çizilen sınırların 100 yıl sonrasında yeniden güncele taşındığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Hatta daha ötesi de var. Aslında o kadar benzerlikler var ki tarihi bulduğunuzda. Tarihi eğer sadece tarih okursanız bugünden çok bir anlam çıkaramayabilirsiniz. Ama tarihi güncelle beraber yani geçmiş hal ve gelecek arasında bir sürekli ilişki olarak görürseniz tarih okumasını işte bu benzerlikleri sürekli görebilirsiniz. Bahsettiğiniz husus
1920'lerde yani Dünya Savaşı döneminde İngiltere'nin temel politikası neydi siyaseti? Hindistan'ı güvence altına almak, iki, petrol bölgelerini kontrol etmek. Üç, petrolü dünya pazarlarına ulaştıracak ulaşım yollarını da kendi kontrolüne almak. Bakın o dönemde biz Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta İngilizlerle, Suriye tarafında Fransa'la mücadele ettik. 90 yıl sonra geldik. Soğuk Savaş sonrasında aynı manzara, bu sefer aktörler değişti belki. İngiltere'yle Amerika geldi. O da aynı şeyi yaptı. Önce petrolü kontrol etti, petrol alanlarını. Ondan sonra da petrol dünya pazarına ulaştıracak güzergah neresi? Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'den, İskenderun ya da Suriye tarafından Akdeniz'e ulaştırma. Yani yöntem ve uygulama aynı. Araçlar farklı. Kendileri yapıyordu o dönemde. Şu anda da vesayet unsurlarıyla, küçük terör gruplarıyla işleri görmeye çalışıyorlar. İşte Türkiye o yüzden bu oradaki bu terör gruplarının, vesayetçi örgütlerin varlığını kendi varlığına bir tehlike olarak gördü. Bir beka problemi olarak algıladı. Ve o yüzden 2016'dan sonra o üç askeri harekat yapmak zorunda hissetti. Bakın burada Türkiye'nin, onu da söyleyeyim, sözünü tamamlayayım. Benim gördüğüm, belki siz de görmüşsünüz ama ben ifade etmiş olayım. Sadece 90'dan sonra Amerika'nın Irak'taki bağlığına bakıyoruz. Amerika yıkımdan başka bir şey yapmadı. Irak'ta Suriye'de, Irak'ta bunu çok daha net görüyoruz. Demokrasi medeniyet götürüyoruz diye şey yaptı. Biz ne yaptık? Türkiye girdiğinde hala devam ediyor anlayış. Bir düzen kurma, orada bir otorite düzen kurma arayışına yöneldi Türkiye. Arayışı değil, uygulamasına yöneldi. Bizim tarihi kodlarımızdaki düzen kurucu özelliğimizin günümüzde tezahürüdür. Türk Devleti, Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Cerablus bölgesinde, Fırat Kalkanı bölgesinde, Afrin bölgesinde yapmış, yapmaya çalıştığı faaliyetler. Yani şu anda bildiğim kadarıyla Fırat Kalkanı bölgesinde adeta küçük bir devlet kuruldu. Kaymakamı var, hastanesi var, polis teşkilatı var, post teşkilatı var, üniversitesi var. Hatta bildiğim kadarıyla ben önümüzdeki yıl ya da belki bu yıl olur bilmiyorum. Müstakil üniversite kurulacak. Şu anda Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı yüksek okul var bildiğim kadarıyla. Fakülte var bilmiyorum, yüksek okul var. Müstakil Elbap'ta bir Yaratuf bölgesinde şey kurulacak Elbap'ta. Üniversite kurulacak. Bu bizim tarihten gelen, isterseniz bu nizam-ı alem anlayışı değil, isterseniz düzen kurucu anlayışı değil, bunun günümüzde tezahürüdür. Ben öyle görüyorum. Hatta Trump ne dedi? Petrol deniz olur. Bakın bu halde deniz olur. Petrol bölgesinde. Bugün öyledir. Ne dedi Amerikan Eski Başkanı? Ben de petrolü kontrol ettim. Kuzeyli Türkler ve Kürtler ne yapsın? Biri öldürsünler. Önemli benim için dedi. Adam bunu da söyledi yani. Şimdi böyle manzarada ben o yüzden medeniyetleri de ikiye ayırıyorum. Bir imhacı medeniyetler, bir inşacı medeniyetler. Biz tarih boyunca hep inşacı medeniyetler grubuna olduk ve bunun da gücümüz nispetinde bugün Kuzey Suriye'de yaptıklarımızla ve insani diplomasi anlayışında Afrika'da yaptıklarımızla gösteriyoruz. Hatta bir İspanyol uluslararası ilişki uzmanı şunu söyledi. Deprem bölgesinden sonra, deprem sonrası bir analizinde dedi ki Türkiye dedi depremden sonra dedi en fakir Afrika ülkesi bile Türkiye'ye yardım etmek için büyük çaba gösterdi diyor. Ve bunun sebebi Türkiye'nin deprem öncesinde Afrika yapmış olduğu insani diplomasi anlayışının bir karşılığıdır. Buna cevap vermek istedi bu insanlar. Ve Türkiye'nin yaptığı iyiliğe de bu şekilde bir karşılık vermek istediler. Bugün de bir arkadaşım Fas'taydı. O işte burada diyor herkes Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan diye şey yapıyor diyor. Slogan atıyor. Neredeyse burada sokaklar çok canlı. Bir yakından takip ediyorlar diyor. Bu insani diplomasinin muhabbetidir, karşılığıdır bu şekilde. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sorular varsa almak isterim. Mustafa Buda Hocam'ın tabii bir diğer özelliği de Osmanlı arşivinin yaptığı katkıdır. O 2004-2015 arasında Osmanlı arşivlerinin bir nizam makinesinde bugün binlerce arşiv belgesinin dijitalleşmeye girmesine,
uluslararası araştırmacılar açılmasında katkısı ve emeği çok büyüktür. Onun için de şükranlarınızı sunalım. O hocanın söylediği bir şey var. Yaklaşık 30 ülkenin tarihi Osmanlı arşivlerine girilmeden anlaşılmaz diyor. Bu çok önemli. İşte Ukrayna'sı, Rusya'sı da var. Yani biz aslında sadece kendi belgelerimizi bahsediyoruz. Bütün civardaki 30 ülkenin, önce Hindistan da dahil olmak üzere 30 ülkenin de belgeleri de bizim arşivlerimizde yer alıyor. Evet. Diyerek bunu bir parantez alayım. Musul ve Lozan da hocamın çalışma başlıkları içinde ama bugün buna hiç vakit yok. Bugün bu konuya odaklandık ama daha sonraki seferlerde belki bir Musul ve belki bir Lozan başlığında konuşmayı arzu ederiz. Yani çok çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için bu kadar süre içinde de aslında bir fikir penceresi açmaya gayret ettik. Bugün konuştuğumuz kavramlara tarihten bir süre dek umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim.